Canlarım selam, hepiniz tekrardan VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. 50 günde TYT Fizik kampımızın geldik tamı tamına 44. günlü. Merceklerde görüntüyle ilgili test üçün çözümlerini yapacağız. Ben hazırım eğer sen de hazırsan yüksek bir enerjiyle dersimize başlayalım efendim. Birinci soru diyor ki birim karelerle oluşturulmuş sistemde ışıklı A cismi odak noktaları F olan ince kenarlı yakınsak merceğin önüne konuluyor. Buna göre cismin mercekte oluşan görüntüsü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Şimdi merceklerde görüntü bulmak çok kolay. İki tane özel ışınla bunu çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Şimdi A cisminin asal eksen üzerine denk gelen noktasını çok kafaya takmayın. O zaten hep asal eksen üzerine denk gelecek. A cisminin uç noktasından merceğe iki tane özel ışın göndereceğiz. Ve bu noktanın görüntüsünün nerede olduğunu kolay bir şekilde bulacağız. Bunlardan bir tanesi merceğin asal eksenine paralel bir ışın gönderelim paralel gönderilen ışın merceğin odak noktasından geçecek. Dolayısıyla bu şekilde yoluna devam etti. İkinci ışınımızı da merceğin optik merkezine gönderelim. Yani şu tam ortasına. O zaman ışın zaten kırılmaya uğramayacak. Ve şu şekilde yoluna devam edecek. Dikkatli bir çizim yaptığımızda buradaki kırılan ışınların bizzat kendilerinin burada kesiştiğini görüyoruz. Yani kırılan ışınların uzantıları falan değil kendileri orada kesişiyor. O yüzden buradaki görüntü gerçektir. Dolayısıyla buraya diyelim ben B noktası dedim. B noktasının görüntüsü tam olarak burada oluyor. Zaten bu dip kısmı yine asal eksen üzerinde. Yani bu hizadan gideceksin. Dip kısım zaten burada. O zaman bu cismin görüntüsü nasıl oldu? İşte böyle oldu. Yani boyu cisimle aynı. Yani cisim 2 birim görüyorsunuz. Görüntüsünün de boyu 2 birim. Ters. Çünkü gerçek görüntüler zaten nasıl olur? Ters olur. Şimdi tek tek inceleyelim. Diyor ki düzdür, sanaldır, sanal değil gerçek görüntü ayrıca düz değil ters. Diyor ki gerçek ters kendi boyuna eşit. Evet boyları aynı gerçek ve ters dolayısıyla cevabımız B şıkkı oldu. Şekildeki hava ortamında bulunan ince kenarlı yakınsak merceğin önüne bir cisim konulmuştur. Buna göre cismin görüntüsü 1 2 3 4 ile gösterilen ölçekli modellerden hangisi olabilir diyor. Şimdi merceğin hava ortamına konulduğunu, merceğinde cam olduğunu düşünürsek Merceğin kırıcılık indisi ortamın kırıcılık indisinden daha büyük olduğu için mercek normal davranması gerekiyor. Yani ince kenarlı mercek üzerine gelen ışığı toplayacak. Eğer tam tersi olsaydı mercek karakter değiştiriyordu. İnce gibi görünse bile kalın kenarlı mercek gibi davranıyordu. Şimdi ince kenarlı bir merceğin önüne konulan cismin görüntüsü nasıl olabilir? Cismin merceğe olan uzaklığına göre her türlü görüntüyü elde edebilirsin. Yani gerçek görüntü ya da sanal görüntü. Kendinden daha büyük boylu bir görüntü ya da kendinden daha küçük bir görüntü elde edebilirsin. Düz bir görüntü ya da ters bir görüntü de elde edebilirsin. Tamamen cismin merceğe olan uzaklığını değiştirerek bu söylediklerimin hepsini yapabilirsin. Örnek veriyorum. Eğer senin cismin şu anda burası 1f'se, burası 1f kadar daha uzaklık olduğu için ne kadar uzaktayız? 2f noktasındayız. Diyelim burası da 3f uzaklığındaki bir nokta olsun. Şimdi 2F uzaklığındaki bir cismin görüntüsü nerede olur dediğimizde özel ışınları hatırlayın. Özel ışınlarımız neydi? Mesela 2F'ten gönderilen ışın yine 2F'e gider demiştik. 3F'ten gönderilen ışın 1.5F'e gider demiştik. Ya da 1.5F'ten gelen 3F'e gider demiştik. Bir tane daha özel vardı. F bölü 2'ye F olayı. Şimdi bunları diyelim aklında tutamadın. Ne yapman gerekiyor? Kolay. Aynaya iki tane özel ışın göndereceksin. Mesela buradaki cismin görüntüsünü bulmak istiyorum. Hemen aynaya özel ışın. Mesela paralel bir ışın göndersem bu ışının ben nereye gideceğini bilmiyor muyum? Biliyorum. Nereye gidecek? Odağa gidecek. Hemen buradan odaktan geçiriyorsun. Bir tane de optik merkeze gönderiyorum. Yani kırılmaya uğramayacak bir ışın. Ve bu şekilde gitti. Şimdi bunun uç kısmı nerede kesişti? İşte burada. Dolayısıyla görüntü burada olacak. Yani A cisminin görüntüsünü işte buraya böyle ters bir şekilde çizeceğiz. Yani bunun boyu bunun boyuna gördüğünüz gibi eşit ters. Ve ters görüntüler gerçek görüntülerdir. Zaten kırılan ışın bizzat kendileri burada kesiştiği için görüntümüz gerçektir ve terstir. Diyelim cismimizi biraz yaklaştırdık. Mesela nereye getirdik cismimizi örnek veriyorum buraya getirdik. Burası tam 1,5 f noktasıdır. Dolayısıyla 1,5 f'deki cismin görüntüsü 3 f'te olmalıdır. Hadi bakalım oluyor mu? Şöyle bir bakalım. Şunu da bir silelim çünkü oraya birazdan bir şeyler gelecek. O yüzden karışmasın ortalık. Şimdi buradan iki tane özel ışın göndereceğim. Bu ışınlardan bir tanesi yine paralel göndereyim. Paralel gönderdiğim zaten buradan geçecek. Başka bir yolu var mı? Yok. Bir de optik merkeze gönderdiğimde şöyle dikkatli bir şekilde çizersem yani çizimlerime dikkat edersen bunların burada kesiştiğini görüyorsun. İşte artık bizim cismimizin görüntüsü burada oldu. Yani kendisinden daha büyük ve yine ters. Ters olduğu için görüntü yine gerçek bir görüntü. Demek ki biz ters bir görüntü elde edebiliyoruz ve bu ters görüntü kendimizden küçük de olabilir, kendimizden büyük de olabilir. Hocam kendimizden küçük nasıl elde edeceğiz? Eğer senin cismin 3F noktasına konulsaydı, yani buraya bir cisim konulsaydı, onu da çizmeye gerek yok. O da 1,5F'te olacaktı. 1F burasıysa 1,5F burası ve yarısı olacaktı. Yani şu şekilde. Çünkü 3 f'in merceğe uzaklığı ile 1 buçuk f'in merceğe uzaklığı 2 kat olduğu için boyları arasında da 2 kat oluyor. Yani bunun boyu h kadar ise bunun boyu h bölü 2 oluyor. Ya da bu 2 birimlik bir boya sahip ise bunun boyu 1 bir birim oluyor. Az önce zaten 1.5 f dediğimiz noktaya ben bunu koymuştum. 1.5 f'tekinin boyu 2 birimdi. Gördüğünüz gibi 3 F'tekinin boyu 4 birimdi. Yani gerçek görüntü olarak cisim merceğin bir tarafında, görüntü merceğin diğer tarafında oluyor. Ve görüntü ters oluyor. O zaman bakıyorum. Cisim merceğin bir tarafındaysa, görüntü de merceğin diğer tarafındaysa ters olması gerekiyor. Çünkü görüntü gerçek. E bakıyorum. Cisimleri bu şekilde yaptığımda görüntüleri hep merceğin diğer tarafında ve ters olmadı mı? Oldu. Ters görüntü gerçek görüntü. O zaman cisim burada görüntüsü de buradaysa bu gerçek görüntüdür. Dolayısıyla bu olabilir ama bu olamaz. Çünkü sen merceğin diğer tarafındasın ama sanal gibi düz çizmişler. Yani düz olamaz. Şimdi geldik bu tarafa. Yani merceğin olduğu tarafta aynı taraftayım. Peki böyle bir şey nasıl olabilir? Eğer cismimiz odak ile mercek arasına girerse farklı bir renk yapmak istiyorum. Mesela cismimizi biz şuraya koyduk. Odak ile merkez mercek arasına. Şimdi bu cisimden iki tane ışın göndereceğim. Bir numaralı ışınım şu şekilde olsun. Farklı bir renk alalım. Paralel gönderiyorum. Paralel gönderdiğim zaten nereden geçecek? Odaktan geçecek. Başka bir yolu var mı? Yok. İkinci ışını da şu şekilde optik merkeze gönderdiğimi düşünün. Bakın şöyle. Dikkat edin hep ikiye bir ikiye bir şeklinde gidiyor. O zaman bu ışının uzantısı da 2'ye 1, 2'ye 1 şeklinde gidip tam şuraya denk gelmeyecek mi? Şuraya gelecek. Yani şöyle söyleyeyim size. Bu ışın ile bu ışının birbirini kesme şansı yok. Araları giderek açılıyor. Ama bunların uzantıları yani şu ışının uzantısı tam şuraya gidiyor. Şu ışının uzantısı da tam şuraya gidiyor ve burada kesişiyor. Dolayısıyla bu cismin görüntüsü burada oluyor. Yani bu cismin görüntüsü düz oluyor ve gördüğünüz gibi F noktasında oluyor ve kendisinden de büyük oluyor. Yani şuraya bir cisim koyduğumda oluşan görüntü düz ve kendisinden büyük. Yani sanal bir görüntü. Çünkü cisim F bölü 2 uzaklığında, görüntü F uzaklığında. Hangisi daha uzaksa o daha büyük oluyor. Demek ki benim sanal bir görüntü elde etmem isteniyorsa, ben sanal görüntü elde etmek istiyorsam herhangi bir yerde olmamam gerekiyor. Burası odak noktası ise benim cismim odak ile mercek arasına konulursa benim görüntüm sanal oluyor, düz oluyor ve benden büyük oluyor ve mercekle aynı tarafta oluyor. Yani ben ne taraftaysam görüntümde gördüğün gibi o tarafta. Şimdi bakıyorum. Cisim bu. Tamam ben bu taraftayım. Görüntüm de bu tarafta ve benden büyük. Bir sorun var mı? Yok. Sanal görüntüdür, düzdür ve benden büyüktür. Sorun yok. Demek ki Buradaki 3 ile birlikte buradaki 1 bir de olabiliyor. Tamam, 1 ve 3 olabiliyor. Peki 2 olabilir mi? Bak, benimle aynı tarafta mı? Yani ben merceğin bu tarafındayım. Bu da aynı tarafta mı? Evet. O zaman sanal görüntü bu. Sanal görüntüler büyük olmak zorunda. Yani büyüteç gibi oluyor. Ama bu benden daha küçük. Sanal olmasına rağmen benden daha küçük olma şansı yok. İnce kenarlı mercekte böyle bir görüntü yok. Dolayısıyla 2 de olamaz. 1 ve 3 sorumuzun cevabı aşık oldu. KLM cisimleri odak noktalarından biri F olan merceklerin önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre cisimler oklar yönünde hareket ettirilirse hangilerinin görüntüsü büyür diyor. Tamamen özel ışın göndererek sana anlatacağım. Yani ezber yapmana gerek yok. Şimdi öncelikle cisim burada. Bu cismin görüntüsünü bulmak için hemen iki tane ışın göndereceğim. Bu ışınlardan bir tanesi paralel olsun paralel gönderilen ışık uzantısı odaktan geçecek şekilde kırılır. Yani kalın kenarlı mercek ışığı dağıtır. Al sana ışığı dağıttı. Yani uzat asal eksenden uzağa doğru dağıttı. İkinci özel ışını göndereceğim. O da optik merkeze. Yani hiçbir kırılmanın olmayacağı optik merkeze gönderdim. Bu ışının ve bu ışının kendilerinin kesişme şansı yok. Uzantıları nerede kesişir? Bunun uzantısını yapıyorum. Buraya gidiyor. Bunun uzantısını yaptığımda da buraya gidiyor. Yani burada. Demek ki bizim şu anda işte boyu şu kadar olan ve düz olan bir görüntümüz var. Peki bu cisim biraz yaklaşsaydı ne olurdu? Hadi bakalım. Biraz daha yakına. Ben bunu çizeceğim şimdi. Mesela örnek veriyorum. Ben bunu şuraya getirdim. Tamam? Ben bundan şimdi kalın kenarlı merceğe yine paralel yani asal eksene paralel bir ışın gönderemez miyim? Gönderebilirim. Diyelim ki ben şöyle bir ışın gönderdim. Bakın bunun ucundan paralel bir ışın gönderdiğimde bu yine aynı yolu izlemez mi? Sonuçta paralel gelen uzantısı odaktan geçecek şekilde gitmez mi? Gider. Bu bir numaralı ışığım. İki numaralı ışınımı da zaten optik merkeze gönderiyorum. Yani şuraya gönderiyorum. Gördüğümüz gibi iki numaralı ışında bu. Bir ve ikinin uzantısı. E, birin uzantısı yine aynı hizada. Ama 2'nin uzantısı yani şu ışının uzantısı artık nereye gidiyor? Buraya. Gördüğün gibi buraya geldi. Yani bu sefer daha büyük boylu bir görüntü oldu mu? Oldu. Yani cisim merceğe yaklaştığında görüntüsü de merceğe yaklaştı ve büyüyerek yaklaştı. İşte bu. Soruda bizden büyüyenleri istiyor. Geliyoruz buraya. İnce kenarlı bir mercek. İnce kenarlı mercekte hemen iki tane özel işin yapalım. Bir tane paralel gönderiyorum. Paralel gönderdiğim nereden geçer? Odak noktasından. Çünkü bu ışığı toplayacak. Şimdi burası odaksa yaklaşık olarak burası da odak noktası mıdır? Evet yani eşit uzaklık. O zaman ışık buraya doğru kırılarak böyle gitti mi gitti. İkinci ışığı mı? Bu sefer de ne yapacağım? Optik merkeze sallayacağım. Yani kırılma olmasın diye. Şimdi bunların kendilerinin kesişme şansı yok. Uzantıları nerede kesişiyor hemen kontrol edelim. Bunun uzantısı yani kırıldıktan sonraki uzantısı ile bunun kırıldıktan sonraki uzantısına baktığımda burada kesişiyor. Demek ki burada bir görüntü oluyor ve gördüğünüz gibi de görüntü bayağı bir büyük. Yani şu kadar bir şey. Tamam? Yani şöyle bir cisim vardı, görüntüsü de buydu. Şimdi ben bu cismi yaklaştıracağım. Tamam. Şimdi rengini değiştiriyorum. Diyelim cismimizi biz artık nereye getirdik? İşte buraya getirdik. Peki paralel gönderdiğim ışık yine aynı yolu izleyerek gitmez mi yani şu yolu? Tamam. İkinci ışığı sadece değiştiriyorum. Şöyle optik merkeze gönderdiğimde daha keskin bir şekilde aşağı doğru gidiyor ve bunun uzantısına baktığım zaman ise uzantısı bu sefer buraya denk geliyor. Bakın dikkat edin. Yapamadım, pardon. Şunun uzantısına bakmak istiyorum. Dolayısıyla nereye gidiyor güzel bir şekilde yaptığımda? Yani ikisi nerede kesişti? Şimdi buradan giden zaten bu değişmiyor. Buradan gidenin uzantısı ile Buradan gidenin uzantısına baktığım zaman şurada kesişiyorlar. Az önce buradaydı. Yani şu anda inanılmaz derecede boyu küçüldü gördüğünüz gibi. Yani önceden baksana ne kadardı? Şimdi ne kadar? Yani boyu küçüldü. Bu olmaz. Biz büyüyenleri istiyoruz. Bu tamam. Gitti. Geliyoruz buraya. İnce kenarlı bir mercekte. Burası zaten 2f noktası. 2 f noktasından bir tane paralel gönderdiğimde zaten nereden gider? Odak noktasından gider. Yani burası onun odağı olsun. Tamam. Bir tane de optik merkeze sallıyorum. Şuraya sallıyorum. Buradan gelen de bu şekilde gider ve burada kesişir. Yani bunların görüntüsü işte burada oluyor. Hatta burası 2 f ise burası da 2 f'tir Çünkü 2 f herhangi bir nokta değildir. 2 f'ten gelen ışınlar tekrar 2 f'e gittiği için 2 f'teki cismin görüntüsü de 2 f'te olur. Boyu da eşit olur. Ve ters olur. Çünkü gerçek görüntü. Şimdi sen bunu getiriyorsun diyelim 3F noktasına. Sen şimdi bunu 3F noktasına getirdiğinde 3F'tekinin görüntüsü 1.5F'de olur ve boyu yarısı kadar olur. Mesela bunun boyu H ise bunun boyu da H'tır uzaklıklar aynı olduğu için. Ama bunun boyu H ise bunun boyu H bölü 2 olur. Yani göz kararı bile deneyerek bunu çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Hemen yapalım. Mesela iki tane ışın göndereceğim bir tane paralel gönderdiğim zaten nereden geçecekti? Odaktan geçecekti. Bu tamam. Bir tane de optik merkeze gönderiyorum. Bak optik merkeze gönderdiğim gibi şurada kesiştiğini görüyorsun. Yani artık benim görüntüm nerede? Burada. Demek ki önceden buydu, şu anda bu. Yani görüntüm küçüldü. Bu da olmaz. Cevabımız yalnız K yani A şıkkı oldu. Diyor ki hava ortamında bulunan camdan yapılmış ince kenarlı ve kalın kenarlı merceklerin önüne konulan cisimlerin konumları veriliyor. Buna göre verilen konumlardaki cisimlerden kaç tanesinin merceklerde oluşan görüntüsü gerçek görüntüdür. Şimdi görüntünün gerçek olması ne olması anlamına geliyor aynı zamanda? Ters olması anlamına geliyor. Bir kere kalın kenarlı bir mercekte hiçbir zaman gerçek görüntü elde edemezsin. Yani cisim nerede olursa olsun. Mesela aşağıda kalın kenarlı bir mercek var. Ben diyelim bundan asal eksene paralel gönderdiğimde bu biliyorsun ki uzantısı odaktan geçecek şekilde yani şu şekilde yoluna devam eder. Bak bu ışığın uzantısı odaktan geçmek zorunda. Yani bu rastgele bir ışık değil. Çünkü kalın kenarlı merceğe asal eksene paralel gönderirsem ışığı dağıtıyor ve uzantısı da merceğin arka tarafındaki odaktan geçecek şekilde gidiyor. Diğer ışınımızı da optik merkeze gönderiyoruz hiç kırılmaya uğramaması için böyle gidiyor. Şimdi bu ışınların kendileri kesişemez ama uzantıları kesişir. Yani bu ışının uzantısına dikkat edin nereye geliyor? Buraya geliyor. Bunun uzantısı da buraya geliyor. O zaman ikisinin burada kesiştiğini görüyorum. İşte bu cismin burada küçücük bir görüntüsü olur ve bu görüntü düzdür. Sanaldır. Sanal görüntüdür, düz görüntüdür ve küçük görüntüdür. Yani kalın kenarlı mercekte cisim nerede olursa olsun görüntü her zaman sanaldır, düzdür ve küçük. Yani sen cismini istersen yaklaştır. Önemli değil. Mesela cismi getir. İstiyorsan abartalım. Buraya getirelim. Tamam. Buradan bir tane paralel gönderiyorum. E paralel gönderdiğim zaten böyle gidiyor. Bu bir numaralı ışın olsun. İkinci ışınımı da optik merkeze gönderiyordum. Şuraya. Kırılmaya uğramadan gidiyordu. Dolayısıyla böyle. Şimdi bunun uzantısı ile şu 2 numara diyelim. 2'nin uzantısı ile 1'in uzantısı bu sefer burada kesişiyor. Yani gördüğünüz gibi azıcık daha büyük bir görüntü oldu. Ama hala cisimden küçük. O zaman görüntü tabii kalın kenarlı mercekten bahsediyorum. Görüntü her zaman için geçerli bu. Hani şöyle ya da böyle olunca değil. Görüntü her zaman sanaldır, düzdür, küçüktür, f ile mercek arasındadır. Bu da önemli. Yani asla onun dışına çıkamaz. F ile mercek arası. Bak burası F, burası mercek. Görüntü her zaman şu arada oluyor. Başka bir yere gidemez. O zaman bizim kalın kenarlı mercek kullanarak gerçek bir görüntü elde etme şansımız var mı? Yok. Hemen 4 numara ve 5 numarayı eliyorum. Çünkü bunlar kalın kenarlı. Kalın kenarlı da ne yaparsan yap gerçek görüntü elde edemez. Şimdi gelelim buraya. Diyor ki ince kenarlı mercekten 2F kadar uzakta Şimdi burası 1f ise burası da o kadar daha gittiği için 2f oldu mu oldu. 2f'teki bir cismin görüntüsü yine 2f noktasında olur. Çünkü özel ışınlarımız var. Hani diyoruz ya 2f'ten gelen 2f'ten gider. 3f'ten gelen 1,5f'ten gider. 1,5'tan gelen 3'ten gider diye bazı özel ışınlarımız var. Dolayısıyla 2f'ten diyelim ezberlemedin aklında değil bir şekilde unuttun. Hemen ışın gönderiyorsun. Paralel gönderdiğin odaktan geçiyor. Yani böyle gidiyor optik merkeze gönderdiğin kırılmaya uğramıyor. Böyle gidiyor. Dolayısıyla bunlar burada kesişiyor. Işınların bizzat kendileri kesiştikleri için oluşan görüntü gerçektir. Ve oluşan görüntüyü çizecek olursak da böyle çizeceğiz. Yani ters dönüyor. Demek ki 2F'den biz gerçek görüntü elde ederiz. F bölü 2. F bölü 2 demek şu nokta demek. Eğer o noktaya gelirsen gerçek görüntü elde etme şansın yok. Hadi bakalım görelim. Hemen renkleri değiştiriyorum. Şimdi paralel bir tane ışık gönderdiğinde bu zaten odaktan geçecek. Başka bir yolu var mı? Yok. Peki optik merkeze gönderdiğinde bu nasıl gidiyor? 2'ye 1, 2'ye 1 şeklinde gidiyor. Yani böyle gidiyor. O zaman bu ışın ile bu ışının kendilerinin kesişme şansı var mı? Yok. Peki uzantıları kesişir mi? Evet. Dikkatli bir şekilde uzattığımızda uzantılarının burada kesişeceğini görürsün. Yani bu cismin kendisinin iki katı kadar büyük olan bir görüntüsü olur ve burada olur. Bu da özel bir ışındır. Yani f bölü 2'ye f olayıdır bu. Yani birisi birisinin iki katı oluyor ve sanal oluyor. Yani ince kenarlı mercekte eğer mercek optik merkezi ile odak arasında bir yerde olursanız sizin görüntünüz sanal olur. Gerçek olamaz. Çünkü ışınların uzantıları kesişiyor. Uzantıları kesiştiğinde bu görüntü sanaldır zaten. O yüzden bu gerçek değil. Bunu geç. Diyor ki ince kenarlı mercekten 3F kadar uzaklıkta. E 3F'ten gelen 1,5F'e gider. Dolayısıyla eğer siz şuraya bir cisim koyarsanız bu kadar boyu olan bunun görüntüsü diğer tarafta ve 1,5F'te ve yarısı kadardır. 1F 1,5F burası yarısı da bu. Dolayısıyla şöyle olacaktır. Yani buna 3 numara diyeceğim. O zaman burası da 3 numaranın görüntüsü oluyor. Yani özetliyorum. İnce kenarlı bir mercekte, bunu not alabilirsin bu özetlediğim bilgiyi. İnce kenarlı bir mercekte sen odağın dışında isen, nerede olduğunun bir önemi yok, dışında isen, mesela 1.5F olabilir, 2F olabilir, 3F olabilir, hiç fark etmez. Sen odağın dışında bir yerde isen, senin görüntün merceğin diğer tarafında olur ve gerçek olur. Sen odağın dışında isen. Ama sen odak ile... Mercek arasında isen o zaman senin görüntün merceğin diğer tarafında olmaz. Nerede olur? Merceğin aynı tarafında. Bak sen buradaydın, görüntün de burada. Aynı tarafta olur ve sanal olur. Dolayısıyla ince kenarlı mercekte sanal görüntü elde etmek istiyorsan cisim nerede olmak zorunda? Odak ile optik merkez dediğimiz yani mercek arasında olmak zorunda diye not almanız lazım. Dolayısıyla bu 3f öyle bir uzaklık değil. Odak ile optik merkez arası dediğin zaman f'ten küçük oluyor. Yani 0.5f olur ya da 08 fdese olur, 0.99f olur. f'ten küçük olmak zorunda. Onu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden bu da gerçek bir görüntüdür. Bu da gerçek bir görüntüdür. Kaç tanesi demişti bize? Yani iki tanesi gerçek görüntüdür. Hava ortamında bulunan odak noktası F eğrilik merkezi M olan kalın kenarlı ıraksak merceğin önüne eşit boydaki K ve L cisimleri konulmuştur. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi merceğin hava ortamında olduğunu, e merceğin de camdan yapıldığını düşünürsek camın kırıcılık indisi havanın kırıcılık indisinden daha büyük olduğu için merceğin kırıcılığı ortamın kırıcılığından büyük olursa mercek normal davranması gerekiyor. Yani kalın kenarlıysa kalın gibi davranıyor. İnce kenarlıysa ince gibi davranıyor. Olması gerektiği gibi. Ama tam tersi olursa yani bir şekilde merceğin kırıcılık indisi ortamdan daha küçük olsaydı o zaman karakter değiştiriyordu. Yani kalın görünmesine rağmen ince gibi ince görünmesine rağmen kalın gibi davranabiliyordu. E burada öyle bir şey olmayacak. Şimdi diyor ki K cisminin görüntüsü gerçektir diyor. Kalın kenarlı mercekte hiçbir zaman gerçek görüntü elde edemezsiniz. İspatlayabiliriz. Hemen merceğe iki tane özel ışın gönderiyoruz. Bir tane paralel gönderelim. Paralel gönderilen ışın nereden geçer? Uzantısı odaktan geçecek şekilde. Yani şu şekilde yoluna devam eder. Tabii şunu silelim. Şöyle hiza aldık. Yani belli olsun diye. Uzantısı odaktan geçecek şekilde yoluna devam eder. Yani kalın kenarlı mercek ışığı dağıttı mı? Mis gibi de dağıttı. Paralel gelen uzantısı odaktan geçecek şekilde gitti. İkinci bir ışın gönderelim. Bu sefer de merceğin optik merkezine gönderiyorum. Kırılmaya uğramıyor. Buraya gelen ışın kırılmaya uğramadan yoluna devam eder. Şimdi bakıyorum. Bir numaralı ışın ile iki numaralı ışının kesişme şansı var mı? Yok. Kendileri kesişemez ama uzantıları kesişir. Yani bu kırılan ışın uzantısı nereden geçiyor dersen buradan geçiyor. Bunun uzantısı nereden geçiyor? Buradan geçiyor. İşte bunların burada kesişmesi uzantıları kesiştiği için oluşan görüntü sanaldır, düzdür, küçüktür. Yani kalın kenarlı mercekte, tamam mı? Mercekte her zaman için söylüyorum, görüntü sanaldır, düzdür, küçüktür ve f ile mercek arasındadır. Tamam mı? O, o da önemli bir kural. Yani f ile mercek arasında. Yani burası f, burası mercek ya. Görüntü her zaman bu aralıkta olur. Sanal olur, düz olur, küçük olur. Şimdi gelelim ikinci yargıya. L cisminin görüntüsü merceğin diğer tarafındadır diyor. Hayır. Onun da görüntüsü yine F ile mercek arasında sanal düz ve küçük. Şimdi L cisminden ışın gönderseydik ne olacaktı? Bir tane böyle gönderecektik. O böyle gidecekti. Bir tane de optik merkeze gönderecektik. O da böyle gidecekti. Bir numara bu olacaktı. iki numara bu sefer bu olacaktı. Değil mi? E bunun uzantısı nereden geçiyor? Dikkat ettiğinizde buradan geçiyor. Dolayısıyla uzantısı buradan geçtiği için görüntüsü de bu oluyor. Yani K'nın görüntüsü bu, L'nin görüntüsü bu. K'nın görüntüsünün boyu L'nin görüntüsünün boyundan küçük olması lazım. Bak K daha küçük, L daha büyük. Dolayısıyla H, L görüntüsü diyelim. Bunu da yazalım. Ama görüntü yine bu tarafta oldu. Yani diğer tarafta olmadı. L cisminin boyu görüntüsünün boyunun iki katıdır diyor. Şimdi L cismi herhangi bir yerde değil. Zaten kalın kenarlı mercekte bir tane özel durum var. Eğer cisim F noktasında ise görüntüsü F bölü 2'de oluyor. Yani kalın kenarlı mercekte başka özel durumlar yok. Hani 3F'den 1.5F ya da 2F'den 2F onlar kalın kenarlı mercekte yok. Kalın kenarlı mercekte tek bir tane özel durum var. Odak noktasına konulan cismin görüntüsü F bölü 2'dedir diyor. Dolayısıyla L'nin görüntüsü buradadır ve bu uzaklık yani şu uzaklık herhangi bir uzaklık değil F bölü 2'dir. Şimdi cismin cis, cisim yazalım şöyle. Cismin merceğe uzaklığı f kadar görüntünün merceğe uzaklığı f bölü 2 kadar olduğu için bunlar arasındaki oran boyları arasındaki orana eşittir. Yani bir olanın boyu birse yarım olanın boyu yarım oluyor. Böyle bir orantı var. Dolayısıyla boyu iki katıdır mevzusu doğru. Yani cismin boyu görüntünün boyunun iki katıdır. Tek bir tane özel durum var. Bunu da bilseniz iyi olur. Sorumuzun cevabı yalnız 3 oldu. Yani C şıkkı. Birim karelere bölünmüş sistemde odak noktası F olan ince kenarlı yani yakınsak bir merceğin önüne S noktasal ışık kaynağı şeklindeki bir yerleştiriliyor. Mercek ok yönünde bir birim hareket ettirilirse S noktasal ışık kaynağının görüntüsü hangi noktadan diğerine gider? Yani önce nerede olur sonra nerede olur? Şimdi S noktasal ışık kaynağına odaklanalım. Bu merceğin asal ekseni yani tam ortasından geçtiği düşünülen çizgi burası. Şimdi burası odak uzaklığı ise burası da odak uzaklığı oluyor. Yani ben buraya da f yazacağım. Bir o kadar daha gittiğimde burası 2f olacak. Yani S noktasal cismini ben böyle sanki burada bir cisim var. O cismin tam uç noktası gibi düşünebilir miyim? Düşünebilirim. O zaman bunun görüntüsü nerede olur? Hadi bunu bulalım. Şimdi merceğe iki tane ışın gönderiyorum. Paralel gönderdiğim ışın odaktan geçer mi? Geçer. Özel ışın. Peki optik merkeze gönderdiğim ışın nereden geçer? Hiç kırılmaya uğramadan şu şekilde yoluna devam eder. Ya da odaktan bir ışın gönderseydim şöyle o da paralel gidecekti. Ve dikkat edin hepsi nerede kesişiyor? M noktasında. Bunun anlamı şu. Buradaki S noktasal cisminin görüntüsü şu anda M noktasında oluştu. Şimdi merceği sola doğru bir birim kaydıracağız. Tabi bunları silmemiz lazım ama merceğin odak uzaklığının iki birim olduğunu unutmayalım. Tamam. Merceği sola doğru bir birim kaydıracağım. Tamam. Artık merceğimi şöyle düz bir şekilde çizmek istiyorum. Yani daha kolaylık olsun diye merceği şöyle yaptım. Ve bunun uçlarını şöyle yaptığımda zaten bu ince kenarlı mercek anlamına geliyor. Optik merkezi burası. Odak uzaklığı iki birim olduğu için burası odak oluyor. Yani bir F oluyor ve burası artık 1,5 f oluyor. Ve 1,5 f'ten gelen ışın 3 f'e gider diye de bir kural vardı hatırlarsan. Diyelim hatırlamadın. Normal kuralları uygulayacağız. Bak şimdi. Merceğe iki tane ışın göndereceğim. Bir. Paralel bir ışık gönderdiğimde odaktan geçmez mi? Geçer. Peki bu merceğin yeni odağı neresi? 2 birime, 2 birim olduğu için burası değil mi? Evet. O zaman bu ışının buradan geçmesi gerekiyor. Hadi bakalım. Gönderdik. Güzel bir şekilde de çizmemiz lazım yoksa hata olur. İkinci ışınımızı da optik merkeze gönderelim. Zaten o kırılmaya uğramadan yoluna devam ediyor. Yani 3'e 1 geldiyse bak. 1, 3. Dikkat et bak. 1, 3. Aynı şekilde 1, 3. Bak burası. Yani P noktası. Tekrar 1, 3 yaptığında R noktası. Yani bu ışın R'den geçiyor. Demek ki buradaki cismin görüntüsü artık R noktasında oluyor. Dolayısıyla M'den R'ye geliyor. Sorumuzun cevabı da baktığımızda E şıkkı oldu. Kalın kenarlı yani ıraksak bir merceğin önüne XYZ cisimleri şekildeki bir yerleştiriliyor. Cisimlerin görüntülerinin boyları arasındaki ilişki bana soruluyor. Kalın kenarlı merceğin asal ekseni üzerine cisim nereye konulursa konulsun, İsterse getirsin cismi buraya koysun, fark eden bir şey yok. Kalın kenarlı mercekte asal eksen üzerine konulan cisimlerin bütün cisimlerin görüntüleri her zaman için sanaldır, her zaman için düzdür. Her zaman için cisimden daha küçüktür. Bu da önemli. Asla büyük görüntü oluşturamazsınız. Cisimden daha küçük ve her zaman odak ile mercek arasında olur. Yani asla odağın dışına ne yapamaz? Taşamaz. Yani sizin bir görüntünüz odağın arka noktasında olamaz. Her zaman için odak ile mercek arasında olur. Ve kalın kenarlı mercekte bir tane özel ışınımız var. Tamam ince kenarlı mercekte birkaç tane özel ışınımız olabilir. Ama kalın kenarlı mercekte gerçekten hani bir tane özel ışığımız var desek yeridir. O da şudur. Odak noktasından geçerek merceğe gelen ışın kırıldıktan sonra kırılan ışının uzantısı odağın yarısından geçer. Yani burası F ise burası da F bölü 2'dir. Yani kalın kenarlı mercekte f'e f bölü 2 özel durumumuz vardır. Şimdi biz buradaki x cisminin görüntüsünü nasıl bulacağız? Şimdi bu merceğe iki tane özel ışın göndereceğiz. E bunlardan bir tanesini ben şu şekilde göndermek istiyorum. Şimdi x noktasından merceğe gelen ışın aslında asal eksen üzerinden nereden geliyor gibi geliyor? Odak noktasından geliyor gibi değil mi? Çünkü orası odağın izası. Dolayısıyla x'ten gelen ışın aslında odaktan gelen ışın olarak ne yapılabilir? Düşünülebilir. Peki odaktan gelen ışın kırıldıktan sonra uzantısı f bölü 2'den geçmek zorunda değil mi? Diyelim burası tam f bölü 2. Bu ışın kırıldıktan sonra mutlaka uzantısı buradan geçecek. Yani öyle kafasına göre gitme şansı yok. Bu şekilde kırılacak ve uzantısı da işte o f bölü 2'den geçecek. Şimdi bu bir numaralı ışınım olsun. E iki numaralı ışını da merceğin optik merkezine göndereceğim. Yani x noktasından tutacağım. Tam ortaya göndereceğim. Zaten kırılmıyor. Dolayısıyla bu bir numara ile bu iki numaralı ışın kendileri kesişme şansı var mı? Yok. O zaman bu görüntü gerçek olamaz. Uzantıları nerede kesişiyor? Bakıyorsun bunun uzantısı zaten bu. Bu ışığın kırıldıktan sonraki uzantısı da bu olduğu için uzantıları burada kesişiyor. Yani x'in görüntüsünü çizecek olursak buraya doğru çizeceğiz. Yani buradan buraya doğru çizeceğiz. Şimdi en son çizerim. Yani şu anda ortalık bir karışmasın. Şimdi bir de y'den ışın gönderelim. Şimdi y'den yine şöyle bir ışın gönderdiğimde bu ışık zaten aynı şekilde aynı yolu izleyecek mi? Evet. Y'den ikinci göndereceğim ışın şu şekilde oluyor. Dikkat edin. Bu y için iki numaralı ışınım. Y için 2 numaralı ışının uzantısı nereden geçiyor? Buradan geçiyor. E bu 1 numara zaten aynıydı. O da buradan geçtiği için işte burada kesişiyor. Yani Y de buraya geldi. Aynı mantıkla gittiğimde Z için bir ışın attığımda o zaten yine buradan geliyor gibi geldiği için aynı yolu izleyecek. Şimdi bir tane de optik merkeze sallayacağız. Onu da nasıl gösterelim? Mesela buradan şöyle gösterelim. Peki bu ışığın uzantısı nereye gidiyor? Zaten belli. Buraya gidiyor ve burada kesişiyor. Yani Z'dekinin görüntüsü bu kadar oluyor. Y'dekinin görüntüsü bu kadar oluyor. X'dekinin görüntüsü bu kadar oluyor. Yani X'in boyu daha büyük. Y'den Y'nin boyu da daha büyük. Z'den X, Y, Z sorumuzun doğru cevabı A şıkkı oldu. Ve geldik bu testin son sorusuna. Güzel bir soru dikkatle dinleyelim. Bir öğrenci fizik laboratuvarında gördüğü camdan yapılmış merceğin türünü tespit etmek için merceği şekil 1'deki gibi ok yönünde hareket ettirerek masa üzerinde duran kalemin üzerine getiriyor ve kalemin görüntüsünü şekil 2'deki gibi görüyor. Buna göre öğrencinin yaptığı gözlemle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi mercekte görünen görüntüye baktığımızda kalem bu tarafa doğru bakarken görüntü bu tarafa bakıyor mu? Evet. Yani ters dönmüş mü? Dönmüş. Bir kere bir görüntü ters ise gerçek görüntüdür. Çünkü sanal görüntüler biliyorsunuz takla atmıyor. Sanal görüntüler düz oluyor. Dolayısıyla bu görüntü ters döndüğü için görüntümüz kesinlikle gerçektir. Gerçek görüntüler kalın kenarlı merceklerle elde edilmez. Ne demiştik? Kalın kenarlı merceklerde görüntüler her zaman için sanaldır dedik. Yazabilirsin. Düzdür dedik. Her zaman için küçüktür dedik ve her zaman içinde f ile optik merkez arasındadır. Yani burası optik merkez, burası da f ise bir görüntü asla F'in dışına taşamaz. Yani sen cismi nereye koyarsan koy bu cisimlerin görüntülerinin hepsi odak ile mercek arasında. Mesela cisim burada ya da cisim burada ya da cisim burada fark etmiyor. Görüntüler her zaman küçüktür, her zaman düzdür ve her zaman sanaldır ve her zaman F ile O arasındadır. Yani kalın kenarlı merceği kullanarak gerçek görüntü elde etme şansın yok. O yüzden bu mercek ince kenarlıdır. %100 doğru. Mercek ince kenarlı bir mercektir. Doğru. Diyor ki gördüğü görüntü gerçek görüntüdür. E çünkü görüntü ters. Ters görüntüler gerçektir. Doğru. Diyor ki kalem ile mercek arasında uzaklık merceğin odak uzaklığından küçüktür diyor. Şimdi ince kenarlı merceklerde eğer odak ile mercek arasına girerseniz. Yani örnek veriyorum odak noktası burası. Cisminiz odağın dışında olduğu sürece görüntü gerçektir. Yani sen buraya bir cisim mi koydun? Bunun görüntüsü bu tarafta ve ters. Yani gerçek. Ama odak ile mercek arasına girerseniz, yani sizin cisminiz burada değil de, odağın dışında değil de şu aralıkta olursa, kesinlikle oluşan bu görüntü sanal görüntüdür. Görüntü düzdür ve büyüktür. Yani bu cismin görüntüsü, örnek veriyorum burası eğer f bölü 2 ise, tam öyle denk geldiyse, bunun görüntüsü tam f'dedir ve iki katıdır. Yani ince kenarlı mercekte sanal görüntü elde etmek istiyorsan bu mümkündür, ama bunun olabilmesi için cisim odak ile mercek arasında olması gerekiyor. Kalem ile mercek arasındaki uzaklık merceğin odak uzaklığından küçüktür diyor. Odak uzaklığından küçük olması kalemin buraya gelmesi demek. Eğer kalem buraya gelirse kalemin görüntüsü böyle olur, yani düz olur ters olmaz. Hem büyük olur hem düz olur. Ama baktığımızda bu kalem düz değil. Görüntüsünün ters olduğunu görüyorsun. Yani bu görüntü sanal bir görüntü olamaz. O yüzden de kalem mercek ile odak arasında değil odağın dışındadır. Yani bu %100 yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 B şıkkı oldu. Bu soruyla birlikte testin sonuna geldik. Bir sonraki soruda görüşene dek kendine ve sevdiklerine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.